Herkese merhaba sevgili izleyiciler, mutlu pazarlar. Evet, pazar günü ne demek soruları siz soruyorsunuz, sizin adınıza ben seslendiriyorum ve Bayram Bey de yanıtlıyor. Hiç vakit kaybetmiyoruz o zaman, hemen sorularımıza başlıyoruz. Ama önce Bayram Başaran'a bir merhaba diyelim. Merhaba Bayram Bey, iyi pazarlar. Merhaba Ebru Hanım, iyi pazarlar. Evet, o zaman ilk izleyicimizle başlayalım. İlk izleyicimiz Murat Karakuş der ki, Bayram Bey, sert bir faiz artışı bekliyorum. Seçime enflasyonu kurban etmezler gibime geliyor. Reel sektöre de seçime kadar işçi çıkartmayı yasaklarlar. Seçim sonrası tufan olur. Şimdi bunlar tabii geçici önlemler olur. Bu geçici önlemlerle bunları şey yapamazsınız. Yapılabilir mi? Yapabilirler. Doğru. Yani batmayı yasaklamış bu ülke. Bunu da yapabilir. İşçi çıkartmayı pandemi döneminde yasaklarlar. Bunu da yasaklayabilirler. Olabilir mi? Olabilir. Ama bunun maliyetini kim karşılayacak? Nasıl karşılanacak? Bunu iyi hesaplamak lazım. Bence onu tahmin etmiyorum. Faiz artıracaklarını hiç tahmin etmiyorum. Yani şu an, şu gelecek sene, Ocak, Şubat'a kadar faizle bir oynama yapacaklarını tahmin etmiyorum. Çünkü akılların ucundan dahi geçirmiyorlar. Dolayısıyla zor. Olması gereken olması gerekir ama tek başına faiz artırır. Bu işin çözümü değil. Faiz artırırsan zaman kazanırsın. O zaman ekonomik reformları yapman lazım. Yoksa bu sefer daha bir patlamayla gelir sana. Bu sefer faizi bir de artırman lazım, bir de artırır. O da sürdürülebilir bir şey değil. Yani sürdürülebilir olması için ekonomik reformların yapılması lazım. Ekonomi yönetimini rahat bırakmak lazım. Hukuken güvence altına almak lazım. Ekonomi yönetiminin rahat hareket edebilmesini. Bunu yapmadıkları sürece ekonomide toparlanma mümkün değil. Maalesef değil. Yani dolayısıyla geçici çözümler yapabilirler mi? Yapabilirler ama kalıcı bir şey olmaz. Ekonomi daha çok patlatır bu. Evet, peki. Murat Bey de yanıtımız olsun. Bir diğer izleyicimize geçiyoruz. Ozan Birkan. Bu 3. Dünya Savaşı'nın başlangıcı Çin, Rusya lojistik olarak hazır. Dünyanın paylaşımı kızıştı. Satranç gibi oynanan bir oyun izliyoruz diyor Ozan Bey. Şimdi Ozan Bey'in söylediği doğru. Şimdi şöyle bir tablo çizelim. Şimdi dünyanın ekseni hem ekonomik olarak hem siyasi olarak doğuya kaymaya başladı. Yani burada kimin ne amacı var bunu, yani geniş bir tartışma konusu. Ama Rusya ile Çin'in çok ciddi bir anlaşma yaptığını biliyoruz. Bu sırada Rusya ile Amerika ile Çin kapışırken Amerika Afganistan'ı İpek Yolu ana projesi ki Çin ayakta tutacak en önemli projelerden birisi. İpek Yolu projesinin önünü tıkayan Afganistan'ı Çin'e bıraktı Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi eğer aralarında bir anlaşma yoksa orayı niye oraya bıraktı? Bırakması mümkün değil çünkü eğer Çin'in gelişmesi istemiyorsa Afganistan'ı bırakmaması lazımdı. Şimdi bıraktı. Dolayısıyla Çin'in önü daha çok açıldı. Çin'in Rusya ile anlaşması var. Hatta Uzak Doğu'da Sibirya'da Çin vatandaşlarına muhtemelen tarım yapması için çok ciddi alanlar kiralayacak Rusya. Bunun hazırlıkları yapılıyormuş bize gelen bilgilerde. Ben de uzun süre 2 sene Rusya'da kaldığım için oradan bazı bilgiler geliyor 2012-2013'te oradaki dostlardan. Böyle bir anlaşma da var. Rusya tarımda da dışa bağımlı, özellikle sebze meyve de dışa bağımlı azaltmaya çalışıyor. Önce kendi insanlarına 10'ar hektar arazi veriyor. Şu an onlar başlamış o bölgede. Muhtemelen termal bölgede olduğu için oralarda üretim yaptıracak. Kalan arazilerde Çin'e kiralamayı düşünüyor. Çin'den şu an bunu görüşmelerini yapıyorlarmış gelen bilgilerde. Dolayısıyla Rusya kendisine Doğu Blok, yani Doğu Asya, Asya'nın göbeği ciddi bir güç birliğine girdi. Umarım bunlar ileride Amerika ile sıcak çatışmaya dönülmez. Ama bir taraftan Ukrayna'da Rusya'ya karşı hareketler yapan İngiltere var. Ama diğer taraftan Çin'i besleyen de bir İngiltere var. Finansal olarak Çin'i besleyen bir İngiltere de var. İngiltere'den Çin'e çok ciddi sermaye akışı var. Yani bir karmaşa var. Önümüzdeki günlerde kartlar netleşecek. Ama bu işte kazanan dediğim gibi İngiltere oldu. Amerika Birleşik Devletleri oldu. Rusya ve Çin oldu. Kaybeden kim oldu? Maalesef Ukrayna aldı. Piyon oldu. Ukrayna devleti piyon oldu. Gerçekten üzücü. Gerçekten yani düşündürücü. Dolayısıyla ekonomik dengeler o anlamda bir süre sonra yeniden kurulacak ama büyük ağlar, dünyanın büyük ağları belli oldu yani işte Rusya, özellikle Çin ve İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri. Burada Japonya çok hareketsiz, onu görmek lazım. Japonya'nın bir açıklaması yok ya da açıklamaları bizim kamuoyuna yansımıyor. Onun önümüzdeki günlerde göreceğiz. Çünkü Japonya'nın ben o bölgede çok rahat duracak kanısında değilim. Yani asker olarak söylemiyorum bunu, ekonomik olarak o bölgelere mutlaka çok ciddi etkinlik kuracaklardır. Çünkü o bölgelerde daha önceki krizlerde, özellikle 2008 krizinde o bölgede çok ciddi ülkeler arasında işte Malezya'dan, Endonezya'dan Çin'e, oradan Japonya'ya, oradan Güney Kore'ye kadar çok ciddi swap anlaşmaları yapıldı. O krizlerden çıkabilmek için kendi aralarında bir ağ gibi swap anlaşmaları yapıyor. Bir ağ gibi kendilerini ördüklerini görüyoruz.
bu Doğu Asya'nın yükselişini körükleyecektir muhtemelen. Çünkü o eskiden düşman olan kardeşler şimdi birbirlerine çok ciddi bir destek sağlıyorlar. Bence artık dünya ekonomisinin kalbi doğuya doğru kaymaya başladı. Bunu önümüzdeki günlerde, önümüzdeki yıllarda daha iyi hissedeceğiz gibi duruyor. Evet, peki. Seyhan Çetiner, Bayram Bey siz olması gerekenin normal şartlarda olacakları söylüyorsunuz ama artık bizde hiçbir şey normal değil. Ülke içinde, ülke dışında bunca tehlike varken, dünyada 3. Dünya Savaşı konuşulurken bunların kafası sadece döviz kurunu nasıl tutarız da çalışıyor. Bu zekayla, bu akılla bu krizi nasıl atlatacağız, bu günler nasıl geçecek? Biz atlatacağız. Bize bir şekilde bir yardım oluyor. Eğer NATO bu işe müdahil olsaydı Türkiye bu işten çok ciddi zarar görürdü. Hem siyasal hem de ekonomik olarak zarar görürdü. Ne yapacaktı? İşte Amerika ve Avrupa Birliği, NATO boğazları kapat diyecekti. Bize asker ver diyecekti. Rusya'ya karşı direnelim diyecekti vesaire. Yani Allah yardım etti orada şu an Amerika, NATO geri durdu. Avrupa Birliği geri durdu. Bu bize yaradı açıkçası. Hem ekonomik olarak hem siyasal olarak yaradı. Yani her ne kadar siyasetçilerimiz bu işi düzgün yönetemiyor olsalar da yani dünyada konjonktür de bize yardım ediyor. Bu çok önemli. Dolayısıyla bu dönemi biz sessiz sedasız geçirmek zorundayız. Mecburuz buna. Hem ekonomimiz anlamda hem siyasal anlamda. Çünkü bizim bulunduğumuz yer gerçekten çok kritik bir yer. Yani böyle az uz kritik değil. Yani boğazları kapatırsan Rusya Karadeniz'e kilitlenmiş olur. Rusya bunu kabul etmez. NATO'nun maskesiyle böyle bir şey yapamayız. Bu çok ciddi Türkiye için karın ağrısı. Amerikan gemilerine işte belli tonajlarda Amerikan savaş gemileri Karadeniz'e gidebiliyor. Ki biz bunun örneğini 1. Dünya Savaşı'nda yaşadık biliyorsunuz. Alman gemileri girdi. Rusya'yı bombaladı. Rusya bize savaş açtı. Benzer şey Amerika'da... varmış da Montreux imzalanmış. Evet. Allah'tan tebrik olarak şu Montreux imzalanmış. Aynı şeyi Amerikalılar yapabilir mi? Yapabilir. Çünkü onlardan ben her türlü hareketi bekliyorum. Bunlar çok ciddi sıkıntılar yaratacak konular maalesef. Ama şu an konjonktür bize yardım ediyor. Gerek savaş konjonktürü, siyasal konjonktür, gerekse ekonomik konjonktür. Daha fazla etkilenmiyoruz. Umarım böyle devam eder. Umarız. Peki Seyhan Çetiner'den sonra bir diğer izleyicimize geçelim. Evet, Toygar Emre. Bayram Bey yine çok güzel konuştunuz. Sadece yapılan doları düşürmek iki satır kodla ama enflasyon düşürmek hiç umurlarında değil diyor. Doğru. Dedim ya şimdi hazinenin paraya ihtiyacı lazım. Paraya ihtiyacı ne şekilde sağlayabilir hazine? Ekonomik aktivite oluşturamadığına göre sağlamanın bir tane yolu var. Vergiler. Ya vergiler artacaksınız ya da enflasyon yoluyla vergi oranlarını artırmadan vergi toplayacaksınız. Şimdi vergiler oranlarını artırmıyorlar tepki çeker diye ama ses sedasız enflasyonu yükseltiyorlar. TL'ye değer kaybettiyorlar. TL'nin değer kaybını yine yanlış anlamasın kimse. Bunun illa para birimlerine karşı değer kaybı değil. Emtialar. Yani emtialara karşı, mallara karşı değer kaybı. Maalesef biz bunu dünyadaki emtiaların fiyat artışlarını katmerli olarak yaşıyoruz içerideki sıkıntılardan dolayı. Devlet de bunu salıyor. Maalesef biz de yönetenler, devlet değil de siyasetler bunu salıyor. Bize fakirlik olarak yeni dönüyor. Önümüzdeki günlerde yine söylüyorum. Fakirlik daha da artacak maalesef. Maalesef evet. Diyorum yani yaz başında belki biraz yaz ortalarında biraz duralama olabilir. Ama yaza kadar fakirleşmeye devam edeceğiz. Maalesef yaz sonundan itibaren de yine sıkıntı büyüyecek gibi duruyor. Çünkü hiçbir tedbir yok. Hiçbir tedbir almıyorlar maalesef. Çünkü hazineden parasal ihtiyacın başka türlü karşılama şansları yok. O kadar harcıyorlar ki. O kadar bol keseden harcıyorlar ki vatandaş bu kadar sıkışırken. Hazineye para lazım. Nereden alacaklar bu parayı? Yine senden benden alacaklar. Yapacak bir şey yok. Vatandaştan alacaklar. Peki Devrim Altun. Ankara açılışlarda propaganda yapma derdinde her şey ama her şey müthiş derecede arttı. Gelir artmıyor, faiz artmıyor, kur artmıyor. Firmalar eleman çıkarıyor. İnsanlar nasıl geçinecek, nasıl yetişecek bu artışa? Kiralar arttı, elektrik müthiş arttı. Gaz da oldukça arttı. Akaryakıtta yangın var. Umarım intiharlar artmaz diyor Devrim Hanım. Akaryakıt fiyatlarındaki artışı dediğim gibi yani dünyadan gelen bir baskı var ama asıl bize içeriden gelen baskı var. Dünyadan gelen baskıya baktığınız zaman %2-3 artması lazım. Ama bizdeki akaryakıt ne oldu? %11 civarında arttı dün. Önümüzdeki günlerde bir daha bunun zammı gelecek. Bir daha sıkışacağız. Maalesef dünyadan gelen sıkıntılardan çok bizim içsel sıkıntılarımız var. İçeriye para yetiştiremiyoruz. Ankara'ya para yetiştiremiyoruz. Zaten sıkıntı bu. Ankara fuvardaca para harcamaya devam ediyor. Bu arttığı sürece. Maalesef akaryakıta zam gelmeye devam edecek. Çünkü bahaneler hazır. Dünyada yükseliyor diyorlar. İyi de dünyada yani Avrupa'da yükseliyor. Evet Avrupa'da 2 euroya çıktı benzin fiyatı. Bizde de 17 liraya çıktı. İyi de Avrupa'da 2300 euro asgari ücret. Türkiye'de 270 euro. Nasıl olacak şimdi?
O zaman Avrupa ile bizi kıyaslarsanız akaryakıtta, o zaman asgari ücreti oraya çıkartmaz lazım. İnsanlarınızın gelirini de oraya çıkartmaz lazım. Çıkarabiliyor musunuz? Çıkaramaz. Biz orada asgari ücretli kaç kişi çalışıyor, ona da bakmak lazım yani bizim Türkiye geneliyle. Peki Türkiye muhtemelen, Türkiye'de muhtemelen %60 civarında. Evet, peki hani elektrikte 1 Mart itibariyle indirime gidilecekti, yine zamdan bahsediliyor. Gidemezler, bakın Ebru Hanım, gidemezler. Niye gidemezler? Paraya ihtiyaçları var. Gidemezler. Nasıl indireceksiniz? Kimden indireceksiniz? Yani o kadar kötü anlaşmalar yapılmış ki özelleşmeler sırasında. Nasıl indireceksiniz? Açıklama yapıyorlar, yapmayacaklarsa, üstüne indirim yerine bir de zam yapacaklarsa. Ebru Hanım, haklısınız da sabah başka bir şey söylüyorlar, akşam başka bir şey söylüyorlar. Evet. Bunu da yutturuyorlar yani. Anlatabiliyor muyum? Bunu da yutturuyorlar, yapacak bir şey yok. Yani önümüzdeki günlerde göreceğiz. Maalesef seçime kadar fakirleşmeye devam edeceğiz. Yani çok üzgünüm ama yani fakirleşmeyi durduracak hiçbir tedbir almıyorlar şu an maalesef. Evet. Bora Üstünkök, ekonomide bunu yapamazsınız dediğiniz her şey yapılıyor. Seçime kadar da yapılacak. Boşuna bilimle açıklamaya çalışmayın diyor. Doğru söylüyor Bora Bey. Bilimle, ne kadar bilimle gidersek tam tersini yapıyorlar. Evet. Çünkü oradakiler bilime inanmıyor. Bakın bilime inanmıyor. Matematiğe inanmıyor. Atatürk'e nasıl bir laf var? Diyor ki eğer bende diyor bir hata varsa gidin bilimde arayın cevabını diyor. Bilim doğruyu söyler size. Doğrusu bu. Ama kimse Atatürk'ü kendisine şiar edinmiyor. Bizim doğrularımız var. Biz kendi doğrularımız. Sizin doğrularınız yok. Sizin doğrularınız eğri. Bunu anlamıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Bilimde, matematikten şaştığın sürece doğruyu bulma ihtimali sıfır. Mümkün değil. Ama bunlar yok diyorlar. İki tane yanlış. Bir doğru eder. Etmez abi. Olmuyor. Etmiyor. Etmeyecek de yani. Evet, etmeyeceğini de göreceğiz maalesef. Evet, yine maalesef dedik. Yine maalesefle kapatıyoruz. Çok teşekkür ediyorum size. Hem size hem de bizi izleyen izleyicilerimize iyi pazarlar diliyorum. Bakalım pazartesi haftanın ilk günü karşımıza neler çıkacak ekonomik olarak. Onları değerlendirmek için biz yine burada olacağız. Siz de gelirseniz seviniriz. Hoşçakalın. İnşallah. Hoşçakalın. İyi pazarlar.